Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda Proskit'in 80S005 diye bir pastasını inceleyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bu pastanın önemi nedir? Yani bu pastayı niye inceleyeceğiz? Şundan dolayı internette 8-10 tane videoya denk geldim. Zaten bir tanesini izleyince biliyorsunuz YouTube devamlı o tarz videolar önünüze çıkarıyor. Onun için bir tanesini merak edip izlediğimde gelen videolar üzerine birkaç tane Proskit'in bu pastasıyla çekilmiş video gördüm. Ve videolardaki iddia Proskit'in bu pastasının lehim tutmayan her şeyi lehim tutturabildiği, bu pasta sayesinde lehimin çok kolay yapılabildiği iddia ediliyordu. Ben de bunun üzerine internetten bu pastadan sipariş ettim, getirttim. Ve şimdi bu videolarda iddia edildiği gibi gerçekten bu pasta lehim tutmayan şeylere bile lehim tutturuyor mu? Hep birlikte onu göreceğiz. Baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Proskit firmasının bu videoya herhangi bir sponsorluğu yok. Sadece o videolar üzerine birçok takipçim de bu konuyu merak ettiği için lehim tutmayan malzemeleri nasıl lehim tuttururuz diye bana sorduğu için arkadaşlar bu videoyu çekmek istedim ve bu pasta gerçekten bu işe yarıyor mu yaramıyor mu denerken sizlerin de buna şahit olmasını istedim. Onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi orijinal bir Proskit ürünü üzerinde garanti şartlarına varana kadar bulunan bir poşet içerisinde geliyor. Hadi gelin şimdi o videolarda gösterilenler gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu hep birlikte onu görelim. Öncelikle pastamızı bir şu poşetinden çıkaralım arkadaşlar. Evet, diğer pastaların olduğu gibi teneke bir kutu içerisinde Proskit'in bu 80S005 pastası bizim elimize ulaştı. Biliyorsunuz Proskit Tayvan malı, Made in Taiwan diye de üzerinde yazıyor. Kenarında şöyle yeşil bir bant var kutunun kenarında. Belki nemden, rutubetten etkileniyordur. Etkilenmesin diye sarmış olabilirler arkadaşlar. Bilemiyorum. Onun için bu bant kutu etrafına sarılmış olabilir. Bu yeşil bandı çıkardıktan sonra şöyle bir köşeye tutturalım bunu. Hemen pastamızı açalım. Gördüğünüz gibi beyaza yakın bir renkte bu lehim pastası. Şöyle de tersten kapağına benim diğer pastalarım gibi oturuyor mu? Vallahi oturmuyor herhalde. Ben oturtamadım. Evet, oturmuyor arkadaşlar. Neyse, kapağını şöyle koyalım bir kenara. Öncelikle daha önceden şu bizim breadboardlarımızda kullandığımız bu atlama kabloları, jumper dediğimiz bu kablolar lehim tutmuyor arkadaşlar. Bakın bunu daha önceki pastamda ve daha önceki havyamda size göstereceğim. Buna lehim tutturamıyordum ben. Bu kabloyla bir deneyeceğiz. Şöyle bir tutturmaya çalışayım. Bakın şöyle pastaya batırdığımı da görün. Biraz önce görmediniz herhalde. Lehimden alıyorum. Ve bu kabloya gördüğünüz gibi lehim yapmaya çalışıyorum ama mümkün yok. Bu kablo lehim tutmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçak saçak olan bir kablo. Bakalım Proskit'in bu pastası bu kablonun lehim tutmasını sağlayabilecek mi? Şöyle batırıyorum pastaya. Ve tekrar lehimden alıp sürüyorum arkadaşlar. Ama maalesef gördüğünüz gibi şu pastamızın ucu, havyamızın ucunu da bir temizleyelim. Temiz olsun. Aklımızda soru işareti kalmasın. Bundan dolayı mı tutmuyor diye. Ama maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar pasta sanıldığı gibi öyle lehim tutmasını sağlayan bir pasta değil. Daha ilk testimizde bu pasta sınavı geçemedi. Gördüğünüz gibi bu kabloya lehim tutmasını sağlamadı yani bu pasta. Biraz bekleyelim bakalım. Yok arkadaşlar, yok, tutmuyor. Yani bu pasta normal bildiğiniz pasta ve lehim
tutturamadı bu kabloya. Dediğim gibi ilk testte sınavı geçemeyip sınavdan kaldı. Şimdi benim daha önce kendi kullandığım bir lehim yapma solüsyonum var arkadaşlar. Bunun videosunu da inşallah sizlere yayınlayacağım. Bakın onunla şu metal parçaya lehim tutturmayı başarmıştım ben. Bakalım bu pastayla tutacak mı? Normalde bu metale lehim tutturamazsınız. Ama bu pastayla tutacak mı? Hep birlikte bir görelim. Şöyle birazcık alayım şu üzerine düşen çapakla birlikte pastadan. Şuraya biraz sürelim arkadaşlar. Bakalım tutacak mı bunu? Bir bunu gözlemleyelim. Evet. Yok. Evet arkadaşlar. Yani bakın hemen kalkıyor metalin üzerinden ve tutmuyor. Şöyle sanki tutacakmış gibi oluyor ama. Evet, biraz ısıtınca tutmaya başladı. Evet, bu metali tutturmayı başardı bu pasta. Dediğim gibi bu ve bunun gibi metal parçalara lehim tutturabildiğim bir kendi hazırlamış olduğum bir çözeltim var. O çözeltiyle ben bu tip metal parçalara lehim tutturabiliyorum arkadaşlar. Dilerseniz yorumlarda belirtin. O çözeltiyi de sizlerle paylaşayım. Kendi bu tarz bir pastanızı kendiniz yapın bu sayede. Ama dediğim gibi o videolarda izlemiş olduğum bu Proskit'in pastası lehim tutma işinde bakın zaten esas olarak kullanacağımız nokta bu kabloların lehimlenmesi arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir şeydi. Çok nadiren lazım olabilecek bir şey bu. Esas olan bu lehim tutmayan kabloları falan lehimleyebilmemiz için kullanmamız gereken pastaydı. Ama maalesef normalde bizim kendi pastamız Alman malı. Bakın Made in Germany. Bu pastayla tutturamamıştık. Gördüğünüz gibi Proskit'le de maalesef tutmuyor. Evet videoyu daha da uzatmanın bir alemi yok. Onun için bu videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlar. Proskit'in bu pastası güzel bir pasta olabilir. Normal lehim işlerinde dört dörtlük kullanabiliriz. Kötü bir pasta demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama lehim tutmayan şeylere lehim tutturduğu iddiası meğerse fiyaskoymuş. Tutturamıyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videomuzda buraya kadar sevgili Kaya Elece kanal takipçileri. Kanalımıza henüz abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, nokta dahi olsa yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.